geldiniz. Bugün postmodernizme eleştirel bir bakış çerçevesinde bir seminerimiz olacak. Ben bir sunum gerçekleştireceğim. Sunum içinde soru sorabilirsiniz ya da işte konunun hani tartışmanın içine katkıda bulunabilirsiniz içeriğine dair, ama çok konuyu dağıtmayacak ölçüde yaparsak yoksa konudan hiç çıkamayabiliriz. Öyle bir tehlike var. Sizi korkutarak başlayayım. Trigant'ın bir edebiyat eleştirmeni, oldukça da önemli isimlerden biri, o şey diyor. Tabii postmodernizmin yarattığı haleyle dalga geçmek için anlayabildiğim herhangi bir şey tanımı gereği radikal olmaz. Çünkü bizzat sistem için olmalı. Fakat sistemden kaçan herhangi bir şeyi de sadece gizemli bir homurtu olarak duyabilirim diye söylüyor. Noam Chomsky de bir dil profesörüdür, Amerikalı. O da şeyler, postmodernizm eserleri bir sıradan ölümlerin anlayabilmesi için fazlaca derin büyük teori diye sunuluyor diye söyler. Gerçekten hani postmodernizm isminin bu kadar bilinmez, anlaşılmaz ve pulu olması biraz merakları da artırdığını söyleyelim. Tabii burada işte söylem ve yani yeni kavramlar yaratmak gibi kaygılarında etkili olduğunu konuşma sırasında belirteceğiz. Şimdi tabii aslında 1980'ler boyunca patlama yapmış bir bakış açısından bahsediyoruz. 90'ların sonuna doğru artık Batı'da etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlamış, o popülaritesini yitirmiş, şaşası geride kalmış bir perspektiften bahsediyoruz. Bu yani şu an ama Türkiye'de aynı etkiden bahsetmek mümkün değil. Daha hala o popülarite belli ölçülerde devam ediyor. Ama bu hani şaşa ortadan kalktı desek de derinlere yayılmış bir etkiden belki bahsetmek doğru olacak. Onu göreceğiz zaten nereden geliyor diye. Yani 1980'lerde popülerleşti. Yani artık bütün akademinin kapıları açıldı. Neredeyse entelektüel dünyaya hegemonyasını kurmuş bir bakış açısı ya da işte ideolojik perspektif postmodernizm, ama ortaya çıkışı aslında 1960'ların sonu 70'ler boyunca üretilen teorik açılımlar ve devamındaki açılımlarla gelişiyor. Yani aslında 80'lerin ideolojisi, yani 80'lerde o dönemde yaratılmış bir ideolojik perspektif değil. Bu doğrusu, yani bu hep aklınızda bir köşesinde kalsa bu her şey için geçerli. Neoliberalizm mesela 1980'lerden sonra dünyada hakim bir modele dönüşmüştü. Ama aslında mesela 1940'lar 50'ler döneminde ortaya atılmış, geliştirilmiş. Ancak 1980'lerde yararlı olarak görülüp kullanılmaya başlamıştı. Dolayısıyla doğrudan tarihler birbirine denk gelmeyebilir. Belki hani nasıl bir perspektif, nasıl bir dönemin, nasıl bir konjonktürün ürünü olduğunu anlarsak hani içeriğini de anlamak için yol almamızı kolaylaştıracak. Bir kere bir yenilgi ürünü, bir teoriden bahsediyoruz. Niye? Çünkü işte 1960'larda öğrenci ve işçi hareketinin ve bir dizi kimlik hareketinin çok canlı olduğu bir dönemde, yani bir sol dalganın bütün dünyayı sardığı bir dönemin sonucunda bunun yenilgisinden aslında beslenen ve artık hani buradan bir şey çıkmaz fikrinin yavaş yavaş netleştiği bir perspektif oluşturulan bir teori. Ama yaygınlaştığı dönemi de düşünürsek yine bir yenilgi anı. 1980'li yıllar, işçi hareketin ezildiği, işte İngiltere'de büyük madenciler grevinin ezildiği, Amerika'da işte hava trafik kontrolörlerinin büyük eylemlerinin ezildiği ve artık işçi sınıf hareketinin yavaş yavaş daha az görünür hale geldiği. Bir dizi başka saldırılar nedeniyle. Yani bir çekiliş döneminin yan ürünü olarak olduğunu söylemek lazım. Ve tabii bunun üzerine bir de Doğu Bloku'nun çözülmesi, yani aslında kapitalizmin sosyalizm, yani onu giremeyeceğiz bugün ama hani sosyalizm deneyimi olduğunu düşünmüyorum. Onun üzerine zaferini ilan ettiği bir dönemde patlama yaptığını söylemek lazım. Ciddi bir karamsarlık ve umutsuzlukla, yani bir dönüşüm fikrine, insanlığa ya da insanlığın yaratacağı bir dönüşüme dair bir derin umutsuzluk ve karamsarlığın onu söylemek lazım. Terry Gilt'ın olması lazım. Geri çekilişin radikalizmi diye söyler. Hatta işte eylemsiz sözün radikalizmi diye de ifade eder. Söylem çok önemlidir ama o söylem genellikle eylemle birleştirilmez. Çünkü o eylemin de gidebileceği bir yer olduğu düşünülmez. Hatta yeni bir tür totaliterle doğru ilerlediğine dair perspektifleri de olduğunu söyleyeyim. Aslında kavramın ilk kullanımı Thom bir tarafından 1939'da, 34'te düşünüyor, 39'da kullanmaya başlıyor. Artık hani Birinci Dünya Savaşı ile birlikte modern dönemin sona erdiğini, Batı uygarlığının iç kapayıcı bir döneme girdiğini, yani postmodern döneme girdiğini söylüyor. Ama dediğim gibi postmodernizm kavramını yaygın kullanmaya başlaması 1980'ler. Aslında bu postmodernizmin böyle üç kültürel alanın böyle birleşmesi gibi, belki onların üç kültürel alandaki bir yakınlaşmanın ürünü gibi düşünürsek, birincisi işte o
1960'larda ABD'de kendini daha ilk olarak göstermeye başlayan işte mimari başta olmak üzere sanat ve estetik alanındaki bir postmodern akım. Ona ben girmeyeceğim, o bambaşka bir konu. Onun hani belki ayrı bir zamanda sunumu yapılabilir. Diğeri postmodern toplumsal teorinin açığa çıktığı 1970'li yıllar. Teorisyenler çoğunlukla, yani çoğunlukla değil belki hani bilinen bütün ana isimlerin Fransız düşünürsel yaşamından çıktığını söyleyebiliriz. Yapısalcılıktan post yapısalcığa doğru bir giden sürecin ürünü. İşte Deleuze, Foucault ve Derrida en bilinen isimler olduğunu söyleyelim. Diğer bir yandan da aslında bunların çok ilginç bir karşılık içinde. Çünkü bu postmodern toplumsal teori işte hiçbir şey bilinemez, gerçek parçalıdır. Biz nesnel bir hakikate ulaşamayız derken, yani dolayısıyla nesnel dünyayla ilişkimizi koparıp böyle bütünlüklü bir dünya fikrine ulaşmaktan uzak duralım derken, ne kadar yaptıkları soru işareti, onu konuşuruz. Diğer alansa, yani sanayi sonrası toplum kuramıysa tam da aslında toplumsal değişimler nedir üzerine fikir yürütüp ya artık sanayisizleşti yani işte İngiltere'ye bakıyorsunuz, Almanya değil tabii ki, İngiltere'ye, Amerika'ya bakıyorsunuz, pek de ortada sanayi kalmadı. Artık meta ekonomisinden, mal üretiminden işte hizmetlere doğru bir kayış var diyerek sanayi sonrası toplum, post işte endüstriyel toplum, şey bilgi toplumu gibi söylemler geliştirdiğini söyleyelim. Ve bu fikirler işte önce ABD'de sonra da 80'lerle birlikte Avrupa'da ciddi bir yaygınlık kazanmaya başlıyor. Şimdi şöyle, postmodernizmle sorusunun cevabına çok farklı cevaplar hani veren unsurlar var. Hatta bizim bugün postmodern teorinin içine değerlendirdiğimiz isimlerin bir kısmı da bir postmodernizm ifadesini kendisi için kullanmayacaktır. Buna karşı çıkacaktır. Yani işte çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Modernizm sonrası, post demek zaten sonra demek. Ya da işte modernizmin zıttı, geç kapitalizm, modern çağdan sonraki çağ, sanatta ya da üslupta seçmecilik, global köy fenomeni gibi böyle kavramlar çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir tanımlamaya gitmek yerine bazı ortak özellikleri var bütün o postmodern ekolün içinde değerlendirdiklerimizin. Bir kere net bir şekilde işte aydınlanma, modernizm ve humanizmin bir eleştirisi var. Buradaki temel soru aslında önce Frankfurt Okulu tarafından sorulacak. Frankfurt Okulu Almanya'da 1923 yılında kurulan bir enstitü. Bu enstitü aslında 1917 Ekim Devrimi'nin ilhamıyla hareketine başlamış. Böyle klasik Marksizme yakın bir tandansta ilk önce yola çıkan bir ekol. Çoğun, yani neredeyse tamamı Yahudi entelektüellerden oluşan bir ekol, okuldan bahsediyoruz. Ama işte hem Nazilerin iktidara yürüyüşü, yani Almanya'da birinci süreçlerin başarıya ulaşamaması, işte güçlü sosyal demokrat partilere rağmen, işçi sınıf hareketine rağmen bu başarının gerçekleşmesi, daha sonra Nazi'nin yarattığı barbarlık sonrasında derin bir hayal kırıklığıyla, yani hem Stalinizmden yaşanan hayal kırıklığı, hem sosyal demokrasiden, hem de genel olarak yani işçi sınıfından yaşanan bir hayal kırıklığıyla şu soruyla yola çıkıyor. İnsanlık neden hani insani bir doğuma ulaşmak yerine bir tür barbarlığa battı? Yani bize aydınlanma, ilerleme vaat ediyordu. Daha iyi bir toplum vaat ediyordu. Oysa ki işte bize çıkan Nazizm oldu, önümüze çıkan. Dolayısıyla bunun kökeni nerede sorusuna araştırmaya başlıyorlar. Bu arada bunlar tabii ki Almanya'da kalamıyorlar. Bu işte Hitler'in iktidara gelişi sonrasında, Nazi'nin iktidara gelişi sonrası. Hepsi Amerika'ya göç etmek durumunda kalıyor. Orada da karşılaştıkları şey işte Fordist üretim modeline geçilmiş, işte kitlesel üretim ve kitlesel tüketim çağının açıldığı, New Deal politikalarının uygulandığı, yani 1929 krizi sonrası tüketimi teşvik etmek üzere çeşitli devlet destekli bazı uygulamaların gerçekleştiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir kitlesel tüketim çağında bu soruyu sorduklarını söyleyeyim. Buradaki cevap da temel olarak aklın üzerine bir tartışmayla şekilleniyor. Aklı iki parçada değerlendiriyorlar. Bir öznel, bir de nesnel akıl var diye söylüyorlar. Bu nesnel akıl işte öznel akıl araçsal akıl olarak da düşünülebilir. Evet, bu araçsal akıl modernleşmeyle birlikte hakim hale geliyor. Öznel akıl, nesnel akım üzerine hakimiyet kuruyor. Bu da aydınlanmanın vaatlerinin tam tersi sonuçlarının çıkmasına yol açıyor. Neydi aydınlanmanın vaati? Yani bütün tarihin gelişmesi boyunca ne vaat ediyordu bilim? Rasyonelite ne vaat ediyordu diye soruyorlar. İşte bütün mitleri yıkacağız. İşte
hani bilinmezden korku, bilinmez korku yaratır ya işte, o bilinmezliği bilinir hale getirerek bütün mitleri ortadan kaldıracağız diye bir söylem geliştirdiğini, ama aslında tekrar o yeni mitleri ve tapınma biçimlerini aydınlanmanın yarattığını söylüyor. Burada öznel ve nesnel akıl kavramlaştırmasına belki bakarsak, yani öznel akıl amaca odaklanmaz. Amaca odaklanmak için araçlar buna yeterli midir, değil midir? Yani o amaca ulaşmamız için araçlar bize yeterli imkanı, yeterli işte yararlılığı ve faydayı sunuyor mu sorusuna cevap arar. Yani o araçlar, kullandığımız araçlar amaca ulaşmak için akla uygun mudur, evrensel hakikatlere uygun mudur, bu soruyla ilgilenmez. Özel akılsa aslında ilişkiler alanını inceleyerek her şeyin işte evrensel rasyonelikten çıkarması gerektiğini, yani amaçlara odaklanmak gerektiğini söyler. Oysa işte özel aklın hakim konuma gelmesiyle birlikte düşünce bir amacın değerli olup olmadığını belirleyemez hale gelmiştir. Dolayısıyla artık hani aklın dışındaki etmenlerle tayin edilen kararların çağı başlıyor. Oradaki mesele artık insanın doğa üzerine hakimiyet kurması ve dolayısıyla o hakimiyetin bir süre sonra insanın kendisi üzerine bir hakimiyete ne dönüşmesine sonuçlandığını, yani doğanın şeyleşmesinin, yani insanın ilerlemesi için doğa üzerine tahakküm kurmalıyız. Doğanın bütün olanaklarını, bütün potansiyellerini kullanmalıyız. Fikriyle yola çıkıldığında aslında bir süre sonra bu idealin kendisinin araçsallaşıp insanın insan olmaktan çıkıp bilimin, egemen ideolojinin bir figürana dönüştüğünden bahseder. Pardon ya, çok çabuk geçtik. Tabii, bir daha alıyorum. Tabii ki. Şöyle yapalım. Şimdi aslında şöyle, İki tane akıl türü bahsediyoruz dedik ya. Öznel akıl amaca odaklı. Yani işte mesela pragmatik. Yani diyelim ki siz işte fabrika kuracaksınız, iş sağlayacaksınız. Yani o fabrikanın kurulması sürecinde işte makinelerin doğaya zarar vermesini umursamıyorsunuz. Çünkü önemli olan sizin için açınızdan oradaki insanların refahını artıracaksınız bir fabrika kurarak. Kabalaştırarak örnek veriyorum. Öznel akılsa, nesnel akılsa çıkan sonuç, hani araçlara bakmayan ama amaçlarda olalım. Dolayısıyla mesela çıkan amacımız da doğru mu? Yani orada gerçekten refah sağlayacak mıyız? Gerçekten bu hani orada yaşayanlar için koşulları daha iyileştirecek mi sorusuna bakıyor diye belki kabalaştırabiliriz. Oradaki mesele başka bir kısım var mı anlamadınız? Evet. Şey izlemiş miydiniz? Dün de aynı sunumun değişik bir şeyini yaptım da İstanbul'da. Prenses Mononoke diye bir film var. Bir Japon sinemacının. Miyazaki. Çizim. Yazdım da neyse onun gibi. Aslında o böyle biraz Frankfurt okulu ideolojik olarak çok etkili. Yani işte bugün mesela bütün bu vegan akım var. Yani bunun hani sadece bir diyet biçimi olması değil de böyle bir vicdani ve ideolojik bir şey, hani böyle bir tür bütün toplumun kabul etmesi gereken bir yönteme dönüştürülmesi gibi söylenenlerin hepsinin altında aslında hani insanın doğaya tahakküm kurmasının, yani insanla işte doğa arasında kurulan bir hiyerarşik ilişki tartışmasının temelleri olduğunu söylemek lazım. Yani bütün bu aslında belki onu burada girelim. Yani bütün bir postmodernizmin değerlendirmelerinde meta anlatılara, yani büyük anlatılara ciddi bir karşılık vardır. Yani hatta işte Lyotard postmodernizm nedir diye sorarsanız, büyük anlatılara inanmazlık meta anlatılara, yani Marksizm gibi, işte pozitivizm gibi, rasyonelite gibi, böyle büyük anlatılara inanmazlık olarak tanımlar. Aslında baktığınızda yine kendisinde bir büyük anlatı yarattığını ve bütün insanlıkla doğa arasındaki ilişkiyi insanı bir bütün kabul ederek, yani hani insanın farklı sınıflardan, farklı toplumsal konumlardan oluşan unsurlar olduğunu düşünmeden bir bütün gibi kabul ederek dolayısıyla böyle bir ilişkiyi kurduğunu görüyoruz. Biraz bahsedebilirsin bakalım. Ona gireceğim. O bölüme gireceğim de mesela yani bu arada bu çok yaygın bir toplumsal düşünce, yani postmodern düşüncesi değil. Bu Yunanistan'daki yangından sonra böyle ırkçı paylaşımlar oldu. Belki takip etmişsinizdir Twitter'da işte iyi oldu, oh oldu, ateşleri bol olsun diye. Bir grup da şöyle paylaşımlar yaptı. Ya işte onlar mültecilerin teknelerini batırıyorlardı. Şimdi mültecilerin denizine mi sığındılar ya şeyden diye yangın sonrasında.
Şimdi baktığımızda yine aynı mantık, değil mi? Yani bütün insanlık, hani sanki o tekneyi batıran, işte Atika'da yaşayan halkmış ya da onların isteğinin ürünüymüş gibi. Burada da mesela doğa üzerinde tahakküm kurmaya çalışan sanki hepimiz birlikte böyle bir tahakkümün parçasıymışız gibi. Yani toplumda sınıflar arasındaki bir ilişkiler yokmuş ve dolayısıyla o hani toplumun doğayla kurduğu ilişkiyi biz belirliyormuşuz gibi, yani bizim inisiyatifimizle gerçekleşiyormuş gibi bir algı olduğunda, yani dolayısıyla bir bütünleştirme, hani bütün o karşı çıktığı tümleştirme, her şeyi bütüncül açıklamalara karşı çıkarken bir bütünleştirmenin burada da kendini gösterdiğini söyleyelim. Evet. Yine bir ırkçılık bir şey diyebilir. Yani şöyle, bu bütünleştirmenin yansıması ne oluyor? Dolayısıyla bütün insanlıktan bir umut kesme, yani dolayısıyla başka bir çıkışın mümkün olmadığına. Çünkü sonuçta şöyle mesela tartışma olarak düşünürseniz, Marx'in ne diyor? İşte bütün bu yaratılan barbarlığın, kötülüğün, işte sömürünün kaynağı işte kapitalist sınıflardır diyor. Yani onu yarattık, yani onların üzerine inşa edilen kapitalist sistemdir diyor. Dolayısıyla ortadan kalktığında bunun ortadan kalkmasının koşulları var. Ama siz bütün kötülüğü topluma yaydığınızda, yani hepimiz aslında işte içimizde faşizmi taşıyoruz dediğinizde, hepimiz içimizde otoriteyi, iktidar hırsını, güç istenciliğin içeden gelecek o taşıyoruz dediğinizde aslında bu çözülemez bir şey dönüşüyor. Yani bir dönüşüm, değişim umudu ortadan kalkmış oluyor. Derin bir karamsarlık, yani bir şey olmaz. Bir şey yapmanın gereği de yok. İnsanın doğası böyle. Daha evet, aslında sonuçta doğaya varan bir şeye dönüşüyor. Evet, çünkü mesela şu hikaye, yani uygarlığın ilerlemesinin nihai sonucu kölelik, savaşlar, sömürü, ölüm kamplarıysa barbarlık insan doğasında var demektir. Yani bundan da kaçış olmaz. Aslında tam anlamıyla özcü. Şimdi bu postmodernizm en büyük suçlamalarından bir maksimede çok karşılaşırsınız. Böyle sosyal bilimlerle ilgileniyorsanız özcülük. İşte bir olguya öz atfetmek. Yani bir değişmez bir özü olduğunu savunmak diye belki tanımlayabiliriz. İşte Marx'ın da işte işçi sınıfının devrimci olması vurgusundan dolayı böyle özcülükle, yani ona bir özcülük atfetmekle, bir öz atfetmekle suçlanır. Aslında işte öyle değil. Bilmiyorum okudunuz mu? Karmaşık geliyor ama. Oysa ki Marx'ın mesela işçi sınıfı için, yani Marx... Tabii bitireyim şurayı, ondan sonra vereyim. Kendi de sınıf ve kendiliğinden, şey, kendisi için... Pardon ya, kendisi için sınıf yazacağım ama... Kendisi için sınıf kavramlarını kullanmıştı, yani otomatikman işçi sınıfı... Devrimci olma potansiyeli taşır ama otomatikman devrimci değildir yani. O bir dönüşümü yaşadığı anda devrimci olabilecektir der. Yani böyle bir otomatik ilişki, bir otomatik öz atfetmez. Ama aslında biraz önce şu sözün kendisi doğrudan modern insan üzerine bir öz atfettiğini söyleyebiliriz. Buyurun. Aslında şey, biraz sosyolojik aslında var. Evet. Şey söylemek istiyorum, yani özgürlük tartışması, postmodernizm içinde bir okul değil. Yani çok geriye gidiyoruz. Ama bunun mesela şey, Foucault şeyi söyler ya, keşke Frankfurt okulu ya da herken tanıştaydım diye söyler. Yani okumalarını çok daha geç karşılaştığını ifade eder. Dolayısıyla bunların hani derin, yani ideolojik olarak etkilemeleri vardır. O bahsettiğin soru var ya, insanlık, gerçekten insani bir duruma ulaşmak yerine, yani ilerlemek, hani vaat edilen şeyleri gerçekleştirmek yerine niye bu noktaya geldi sorusuna cevap arıyoruz. Şimdi bu soruya nasıl bir cevap verdiğimiz, bu sorunun hani bu mesele çözülüp çözülemeyeceğini bilir. Mesela Foucault neyi söyler? Örnek olarak veriyorum. İşte bir yandan der ki, işte iktidar bütün topluma yayılmış durumdadır. Yani bütün, yani bir merkezi yoktur iktidarın. Yani bir
işte hani hakim sınıfla, işte devletle falan bütünleştirilemez. Dolayısıyla bütün ilişkilerde kaçınılmaz şekilde iktidar ilişkileri vardır. Hatta bilmeden de kaynaklanan, o bilgi iktidarından da kaynaklanan bir ilişki vardır. Dolayısıyla mesela şey diye söyler, yani ne bir zamanda başladı ne de bir yerde bitecek. Bir hani ondan kurtulmanın kaçış noktası yok. Yani bir hani böyle çıkabileceğiniz, onun dışına çıkabileceğiniz bir ilişki ağı da yok. Bunu söylediğiniz anda artık hani bunun bir kere bunun çözülme şansını ortadan kaldırmış olursunuz. Çünkü hani içinden çıkılamayan bir iktidardan bahsediyoruz. İkincisi mesela şurada size bir şey okuyacağım. Bu anti-Oedip'te olması lazım. Deleuze ve Guattari yazdı. Her birimizin içine yatan faşizm kafalarımıza ve günlük hayatlarımıza serpilen faşizm iktidarı sevmemize ve tam üzerinde tahakküm kurma ve bizi sömürdüğü şeyi arzumuza neden olan faşizm diye ifade eder. Yani dolayısıyla bunları bir kere temel sıkıntısı postmodernizm bir birey üzerine bir odaklı bir açıklama var. Ve mesela farklılıkların mesela çok katmanlılık olmalı yani. Deleuze biraz böyle karışık oluyor istersen soruya cevap vermek için. Mesela Deleuze ve Guattari çok katmanlılık yaratılmalı der. Nedir çok katmanlılık? İşte farklılıklar olabilir, kimlikler olabilir değil mi? Şimdi o zaman şimdi şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Şimdi eğer siz bütün insanların eşit olduğu iddiasıyla değil mi? İlk önce tarihte böyle bir iddia vardı. Bütün insanlar eşittir, onun için farklı olanlar da eşittir. Yani hani ne bileyim siyah olmak, işte Alevi olmak, Kürt olmak, işte ya da kadın olmak bir eşitsizlik kaynağı olamaz diye söylüyor. Şimdi siz böyle bir merkezi bir evrensel bir değeri reddediyorsunuz. O zaman bu farklılıkların kendisinin otomatikman birbirine saygı duymasının gereği ortadan kalkıyor ve yok yani aslında. Zaten böyle kimliklerin birbirini kurdu olduğu bir döneme doğru, yani 1980 sonrasında bütün o kimlik hareketleri, yani birbirinin sırtını böyle üzerine basan, dolayısıyla birbirini kurduğuna dönüşen bir dönemin açığa çıktığını söylemek lazım. Yani aslında bize o araksal akıl hikayesi, işte nesnel akılın altında da o dönüşümde teknoloji çok belirleyici olmuştur açıklamaları. Dolayısıyla bunlar da böyle kimin tarafından ve nasıl gerçekleştiğini belirsiz dönüşümlere dönüştüğünü söyleyebiliriz. Evet, burada şimdi şöyle, evet. Şimdi bir o postmodernizm için belki hani bir ortaklaşılacak nokta da işte öznenin yerinden edilmesi. Yani artık öznenin özne olmaktan çıkarılması. Özne ne demek? Eyleyen, değişimi yapabilecek, dönüşümü gerçekleştirebilecek aktör gibi düşünebiliriz. Burada net bir şekilde işte örneğin özneyi merkezsizleştirme ya da tasfiyenin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu tabii postyapısalcılıkla ya da yani postmodernizmle başlamıyor. Daha öncesi var. İşte yapısalcı ekol. İşte mesela Marx'ın içinde de Althusser bunun mimarlarından biridir. Althusser işte tarih öznesiz bir süreçtir diye söyler. Bu şu demek işte evet işte altyapı var, üst yapı var. Bu ikisi arasındaki konumlanma da biraz daha farklı tanımlanıyor bu tarafından. Nasıl bir dönüşüm oluyor peki tarihte? Yani Marx'ın da öznenin olmadığını söylemek çok gerçekten hani Marx'ın tam anlamıyla içeriğini değiştirmek oluyor ama orada da şöyle bir nokta oluyor. Sınıf mücadelesi yani dönüşümü sağlayan şey sınıf mücadelesidir. Sınıf mücadelesi de çıkarlardan, tamamen çıkarlar kaynaklı ortaya çıktığını söylemek lazım. Ama burada şu soru açıkta kalıyor tabii ki. Aynı çıkarlar dünyanın her yerinde, her fabrikasında, her iş yerine geçerliyken birilerinde aleni bir sınıf mücadelesi gerçekleşiyor, diğerlerinde olmuyor. Mesela ben geçen hafta Florma'da gittim, takip ediyor musunuz bilmiyorum. Kadın emekçiler, çoğu kadın emekçi olan kozmetik çalışanlar örgütlendiler sendikada. Sendikalaşmaya çalıştıkları için işten atıldılar. Gevze organize sanayi içinde böyle bir yıl şey petrokimya fabrikası var. İşte yanında bir fabrika var, başka bir yerde bir fabrika var. Birçoğu örgütlü değil mesela. Yani dolayısıyla hani tamamen sınıf mücadelesi, yani tamamen çıkarların her şeyi belirlediği ve hiçbir şekilde bir öznenin rolünün olmadığı bir süreçten bahsediyorsak Flormar'la yandaki fabrika arasındaki farkı yaratanın ne olduğu sorusuna cevap veremiyoruz. Ya da 1917 Ekim devriminde bu devrimi zafere ulaştıran ama 1918'de başarısız ya da 23'te başarısızla gark olmasına neden olan şeyleri açıklayamaz hale geliyoruz. Bu bahsettiğim Fransız kuramcılarının çoğu Fransız Komünist Partisi'nin bir dönemi üyesi ya da çevresinde kesimler. Althusser'le de arkadaşlar mesela Foucault. Oraya yönelik bir umutsuzluğun da etkisi olduğunu söyleyelim. Şimdi yani özne değil yapı her şeyi belirler hale geliyor. Peki bu yapının belirleyişi nasıl? Aslında belki iki tane farklı şeyden bahsedebiliriz. Bir hani tüketim kalıpları, yani artık hani tüketimin tüketimi yarattığı, yani yaratılan sahte ihtiyaçların üzerinden
sisteme bağlanmadan bahsedebiliriz. Yani bireyin artık sadece tüketen haline gelmesi. Hani üreten, öznelen, tamamen tüketen ve sisteme tamamen entegre olmuş bir bireye dönüşmesinden bahsedebiliriz. Bir de Foucault ve daha sonra işte Deleuze ve Guattari dedi, tam bio iktidar değil ama ona benzer bir açılmadan bahsederiz. Bahsetmek gerekiyor. Burada işte Frankfurt Okulu'ya başlayan bir süreç var. Kitle endüstrisi. Aslında Frankfurt Okulu'nun şeyleri, yani bu teorileri Lukács'a, yani Lukács'tan daha sonra Diyanet de etkilenecek. Bu da şeyleşme diyecek. Lukács aslında Marx geleneğin içindedir. Marx'ın metafetişizmi kavramından yola çıkar. Ve metafetişizminin, metafetişizmin ne olduğu biliniyor mu? Belki onu anlatabilirim. Yani metalar aslında toplumsal üretimin sonuçlarıdır. Ama o sonuçlar olmaktan çıkar, kendiliğinden bir içerik kazanırlar. İşte ne olabilir mesela? Düşünün. İşte şey. Ha, cep telefonu ya işte. Mesela iPhone aslında işte Çin ve Japonya'da teknolojisi üretilip işte ya da neyse o uzak doğu Asya'da üretilen işte belli bir emek sürecinin sonucunda yani fazla şey diğer bütün o telefonlardan daha fazla bir emeğin ürünü olarak çıkan ürünlerden bahsediyoruz. Ama o ürünler bir saatten sonra kendisinden bir statü göstergesi haline geliyor. Tabii yani o bir şey, tabii ki o hani metanın kendisinden böyle bir anlam kazanması. Ve bu Lukács'ın kavramını Frankfurt Okulu'ndan sonra geliştirecek hani insanlar arasındaki ilişkilerin piyasa tarafından kontrol edilen şeyler arasındaki ilişkilere indirgenmesinin işte bütün yaşamı kontrol ettiğini söyleyecekler. Bu kültür endüstrisi tabii Frankfurt Okulu'nun içinde de tartışma konusu oluyor. İşte mesela kültür endüstrisi ne? Tahmininiz? Yani kültürün alın satın metalar haline gelmesi. Yani işte bu ne aslında bahsettiğimiz dönem? Düşünürseniz. 50'ler 60'lar değil mi? Sinemanın yaygınlaşması, televizyon yavaş yavaş belki o kitle iletişim araçlarının açığa çıkması. Dolayısıyla yani kültürün bu meta haline gelebilmesi. Yani böyle bir anlasatılıyor. Evet yani böyle bu partla biraz beslenemiş. Evet. Yani az sayıda kitlenin ulaşabileceği bir şey olmaktan çıkıp ya da işte insanların ulaşımını yararlayabilirsiniz. Frankfurt Okulu bunu bir tehlikeli bir süreç olarak değerlendiriyor. Çünkü bu bir tür kitle kültürü ürünleri aracında işte bir tür tüketim kalıpları yaratıyor. Dolayısıyla birey sadece emeği değil, imkanlarını boş zamanını satıyor. Yani o ürünlere ulaşmak için ve şey, hep bunun peşine koşmaya başlıyor. Üretmek, tüketmek için üretmek ve yanlış ihtiyaçların boyunduru altına giriyor. Dolayısıyla kendisine yaratılan statükoyu kabulleniyor. Eşitsizlikleri onaylıyor. Ve aslında bireysellik ortadan kalkmış oluyor. Sanki bireyselmiş gibi oluyor ama herkesin aynı şeyleri tükettiği bir toplam açığa çıktığını söylemek lazım. Bu Marcus aslında yanlış gereksinimlerden bahsediyor. Yani aslında ihtiyacımız olmayan şeylerin sanki bir ihtiyaç gibi ortaya çıkarılması ve bunları karşılama çabasının kendisinin böyle kişiyi esir almasından bahsediyor. Bu İstanbul'da hakkı var mı? Yani Marx'da metafetişizmin kavramını yani biraz sanki daha zamani örneklerle formüllendirilmesi andırmadı mı? Ya tabii şöyle, şimdi Marx hani şeyi söylüyor, yani bu metaların insanlar arasındaki ilişkileri düzenlerken hani meta olmaktan çıkıp, yani sonuçta aslında dedim ya, şu da bir mesela sırma suda sonuçta işte işçilerin emeğin ürünü. Ne bileyim şu damla sular var ya, cam şişelerle satıyorlar. Hani böyle elde onunla gezmek daha havalı. Böyle iyi lokantaya gittiğinizde ondan veriyorlar. Böyle hani dandik plastik şişelerle uğraşmıyorlar. Evet, iyi de para alıyorlar. Kazıklamak için iyi araçmışsa. Şimdi mesela ikisi arasında evet, yani kendi konumundan bağımsız bir ilişki kazanıyor. Yani damla su içmenin, yani o şişeli abartıyor tabii de. Evet evet, yani konum kazanıyor. Şey vardı. Bir Twitter fenomeni vardı. Plaza Kaşar, evet. Okey, neyi söylemek istiyordum ama neyse. O kadınla yapılan, bu dönem plazalarda örgütlenme mücadelesi vardı. Onun üzerine o kadınla arkadaşla yapılan bir röportajı okumuştum. O da şeyi anlatıyordu. İşte işte orta sınıf mesleklerden bahsediyoruz. Beyaz yakın orta sınıf mesleklerden. İşte şey diyor, yani orada işte belli aralıklarda tatile gitmeniz yurt dışına,
işte belli markaları kullanmanız bekleniyor. İşte onun için mesela krem alıyorum. Bir kere kullanıyorum. Sonra bitince sürekli Nivea ile dolduruyorum ama hani o kutuyla gidiyorum yani. Hani şey yapmıyorum. Oradaki ortamı bozamıyorum diye ifade ediyordu. Bunlar tabii yani yaşamın gerçekleri ama sıkıntı nerede? Burada hani Marx'ın farkı anlamında söylersek. Böyle bir toplumsal doku var. Hani bu ilişkiler var. Ama Marx'ın bu ilişkilerin bütün yaşamı belirleyen ana öğe olmadığını söylüyor. Yani bu bir görüngü, evet. Yani bugünün görüngüsü. Ama bu ilişkiler bir saatten sonra kapitalizmi meşrulaştırmak, kapitalizmi hani daha güçlü kılmak değil, zarar verici rollere bürünebiliyor. Örnek olarak vereyim. Ki oysa burada şey var, yani bu tüketme alışkanlığının kendisi kaçınılmaz şekilde kapitalizme ya da genel olarak kapitalizm denmez de sisteme bağlayan bir araca dönüşüyor. Düzene bağlayan, işte o işleyen genele bağlayan bir özelliğe dönüşüyor. Yani ondan bir kaçış yok. Sadece işte tüketim kalıplarının tamamen dışına çıktığınızda oluyor. Mesela örnek olarak verelim, 2008 krizi sonrasında biliyorsunuz morguç piyasası çöktü. Yani ev kredisi piyasası çöktü. İnsanların evlerine el konuldu. Bankalara el koydular ve satmaya girişti. Amerika'da başlayan ilk hareket o evleri işgal et hareketi. Çünkü siz bir tüketim kalıbı yaratıyorsunuz. O kalıbın altına düştüğünde insanlar ya yoksullaşmış hissediyor. Yani aslında belki yoksul da değil. Hani ya da hani bütün koşullarıyla işte bir sefalet durumunda değil ama yarattığınız o beklentinin altına düştüğünde de. Mesela bu bir dizi işte Arap Baharı döneminde de konuşuldu hatırlarsanız. Yani gençlik üniversite bitiriyor, iş bulacak, iyi bir yaşama ulaşacağını savunuyor ama gerçekleşmiyor. Yani dolayısıyla bunların kendisi otomatikman sisteme bağlayan ve kaçınılmaz bir şekilde her zaman sisteme bağlayacak araçlar olamaz. Başka dinamikleri görmediği için aslında belki eleştirmek gerekiyor. Peki buradan nasıl çıkış var? Marcus bir çıkış öneriyor. Frankfurt Okulu çok karamsardır. Hatta 68 hareketinden bile uzak durmuştur. Yani işte Adorno'nun filan odasını basıyorlar. Pek hoşlanmıyor diyelim. Çıldırıyor. Caz'dan nefret ediyor şey. Adorno. Ya arada karışıklıklar var. Mesela Benjamin var. Benjamin de şey diyor. Yani sanatın kitlelere yayılması iyi bir şeydir. Çünkü hani bir şekilde sanat iyi kötü bir eleştiri barındırır. Hani sorgulama ve onlarla buluşulması, yani mesela düşünün sinema gibi araçlarla buluşulması başka sonuçlar da çıkarır diyor ama Marcus onun içindeki herhalde en azından pozitif, yani bir şey dönüşebileceğine dair bir pozitiflik taşıyor ama yani yine dönüşüm projesi perspektifiyle bağlantılı kim dönüştürebilir? Kısmetsizler. Yani o kısmetsizler kim? O tüketim kalıplarının dışına çıkabilecek olabilir. Ne olabilir? İşte lümpen proletaryo olabilir, tüketimden kaçan işte komün gruplar olabilir gibi şeyler. Yani aslında buradaki sıkıntı dönüşüm potansiyelini tamamen vicdani bir sürece indirgemiş oluyor. Yani tüketim sürecinin dışına çıkma iddiasında olan. Belki şimdi magazin kısmı gibi oluyor ama daha sonra da öyle olmasa da onların izinden gidenler, işlerinden aslında her yerde falan bir modda gelişiyor oraya falan. Aslında bakıldığında hani Frankfurt ekolünde de hani başı çeken Heidegger ve ekonomik olarak da Horkheim özür dilerim. Ve ekonomik olarak da Horkheim'da şeyler yani bayağı bir başkanlığa ve onların çalışmaları bir kurçardan oluyor zaten. Onların çalışmaları üzerinde de bir ekonomik kurarak onların sürekli bir disiplini ettiği kararda düşünüldüğünde olan ihtar her yerde çok olan bir yere çünkü iki dönemi de var zaten. Horkheimer'ın önceki yönetim döneminde daha böyle hem dönemsel olarak hem de egoistik tam patlamayan için de nedense. Yani böyle en azından Marksizm üzerinde bir araştırma yapmak yapsa iyi olsa da var. Mesela Horkheimer'ın tamamen baştan reddediyor ve okulun bütün manifestosunu değiştiriyor. Benjamin'de de böyle çok ciddi bir kökten kavga geliştiriyor. Benjamin, Bertolt Brecht ve böyle bir Alman komünist geleneğinden biraz besleniyor. Böyle birbirini iten nefret ediyor.
Ya tabii şöyle, şimdi mesela bütün bu teorilerin çıkışı, gelişim süreci hani böyle toplumsal içeriğinden, yani toplumsal koşullarla etkileşiminden koparıldığında böyle hani işte şey, A, B, C şahsının kendi kişisel beyninin ürünleri gibi görünüyor. Çok da öyle olmuyor. Yani mesela Enstitü'nün ilk kuruluşu 1923, yani Ekim devrimi olmuş. Almanya'da 1918'de ayaklanma olmuş, 23'te ayaklanma olmuş. Dolayısıyla bir Bolşevizm'e sempati var. Yani onlar ilk dönem diye geçen dönem. Felix Weil diye bir tahıl tüccarının oğlu veriyor bütün bütçeyi. Karl Grünberg olması lazım. O da ilk döneminin başkanlığını yapıyor. Mesela oradan sonra bu araştırmaların içeriği değişmeye başlıyor. Mesela Horkheimer döneminde artık otoriter kişilikler tarttı. Hani psikolojik açıklamalar için böyle bir otoriter kişilik var. Otoriter kişilik üzerinden toplumsal yapının işte sessiz çoğunlukların kitlelerin nasıl yaratıldığı gibi tartışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani dolayısıyla bunlar böyle çok tamamen bağlamda koparmadan o dönüşümün de etkilerini görmek lazım. Bir şey daha söyleyecektim ama